Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. HTML Dersler adlı serimde kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi bu videomuzda sizlere yeni bir etiketi öğreteceğim. Biliyorsunuz ki önceki videolarda temel yapıyı öğretmiştim. Nasıl bir yapı vardır, kullanımlar nedir, temel etiketler nelerdir ve hangi yerlerde kullanılır? Bunları detaylıca sizlerle birlikte işlemiştik. Şimdi bu videomuzdan itibaren de kullanımı çok yaygın olmayan ama bir o kadar da önemli olan bütün etiketleri tek tek açıklayacağız. İlk olarak ABBR etiketimizden bahsedeceğim. Bu videomuzda gelin ABBR etiketini nasıl kullanıyoruz ona bakalım. ABBR etiketinin nasıl kullanıldığını göstermek adına ABBR HTML adında bir HTML dosyası oluşturdum. Şimdi bu dosyaya gelin HTML'imizi, temel kodumuzu entegre edelim. Ünlem tuşuna basıyorum ve tab tuşuna bastığımda temel yapı buraya gelmekte. Title kısmını değiştireceğim. Şimdi bakalım çalışmakta mı? Evet, gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ABBR etiketi nedir? Kısaca bundan bahsedeyim ve sonrasında da kullanımına geçelim. ABBR etiketi bizim metinlerimizde kullandığımız kısaltmaların uzun versiyonunu gösteren bir etikettir aslında. Nasıl? Örneğin bir kısaltma kullandığımızda, P etiketi içerisinde bir paragraf içerisinde kısaltma kullandığımızda mouse ile bu kısaltmanın üzerine gelince alt tarafta bir yer açılacak ve burada da bizim bu kısaltmamızın uzun hali yer alacaktır. Nasıl? Gelin hemen başlayalım. Body etiketlerin içerisine geliyorum ve buraya bir adet P etiketi oluşturacağım. Bunun içerisine öncelikle cümlemi yazayım. Bist, bu aralar pek de iyi değil diyelim ve şöyle bir kaydedelim. Gözüküyor mu? Evet. Burada bizim paragrafımızdaki metin değeri geldi. Şimdi Bist değeri nedir? Borsa İstanbul'dur. Ve biz bunu gelin burada isterseniz açıklayıcı bir şekilde işleyelim. Tagımı açıyorum. Tabi boşluk bırakalım. Şöyle Bist ile arasında. Sonra Bist silinebilir. Buraya ABBR yazıyorum ve tagımı kapatıyorum. Kapanmış olan ABBR etiketimi buradan siliyorum. Bist'in sonuna gelip yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Bakalım bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü biz Bist değerinin ne olduğunu henüz belirtmedik. Bunun için ABBR etiketinin içerisindeki parametreleri kullanacağız. Ve title parametresini buraya yazıyorum. Buraya da uzun halini yazacağız. Evet, şöyle Borsa İstanbul'u buraya yazdık. Şimdi kaydedelim ve buraya gelelim. Buradaki metinde bir farklılık oldu. Nasıl bir farklılık? Şöyle biraz yaklaşayım. Bakın altında noktalar geldi. Bu bizim değerimizin uzunluğu kadar noktalar altına gelecektir. Üstüne geldim. Mouse'la bekliyorum. Bakın orada bir yazı var. Borsa İstanbul yazısı orada yer almakta. Bu şekilde metinlerin içerisindeki kısaltmaları kullanıcılara açıklayıcı bir şekilde gösterebiliriz. Çok mu kullanışlı? Yani yapacağınız projeye bağlı arkadaşlar. Neden? Misal bir sözlük uygulaması yapacaksınız. Sözlük uygulamasının içerisinde fiiller, zamirler, isimler, sıfatlar, bunların her birini ayrı ayrı göstermek isteyebilirsiniz ve bunun için de kısaltma kullanabilirsiniz. Bu kısaltmaları kullanıcıların anlaması adına da böyle açılmış hallerinde göstermenizde fayda var. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki etiketimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.